Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen hafta yaptığımız canlı yayında da verdiğimiz sözün üzerine ruheşi ve ruh ikizini anlatacağım. İyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir sonraki videomda bununla ilgili ritüel paylaşacağım. Ve birçok paylaştığım ritüelde de anlamadığınız kısımlara yorumlarda cevap vermeye çalışıyoruz. O yüzden burayı en dikkatli şekilde dinleyerek diğer videomda yani diğer yükselimde paylaşacağım konuyla alakalı en azından kafanızdaki soruları cevaplamış olacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ruh eşi ile ruh ikizli kavramları birbirlerinden tamamen farklıdır. Bir insanın size evet şu an sizin ruh eşinizdir veya ruh ikizinizdir deme şansı yok. Çünkü bu olayın belli bir kuralı yoktur. Buna cevap verebilecek tamamen sizsiniz. Yani derler ya gözler ruhun aynasıdır diye. Birinin gözlerinde kendi gözlerinizdeki şeyi görüyorsanız ruh ikiziniz olma ihtimali vardır. Ya da tamamen aynı frekansla titreşiyor ve birbirinizi çekiyor da olabilirsiniz. O zaman ruh ikizinizle yani ruh eşinizle birliktesiniz demektir. Buna ancak yüreğiniz ve iç görünüz karar verecektir. Başkası değil. Daha detaylı anlatırsak, ikiz ruhları fiziki bedenlerimiz olmadan daha la ve daha önce enerji boyutundan hem erkek hem dişi varlıklardır. Fiziki boyuta maddeyi deneyimlemek üzere gelirken burada var olmak için kutuplaşmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu bölümde bizim içsellik ve dışsallık yönlerimizde gerçekleşmiştir. İçsel yönümüz dişi yarıyı ve dışsal yanımız eril yarıyı oluşturmuştur. Fiziksele indiğimizde ise iki karşıt enerji olarak var olduk, erkek ve dişi. Diğer yarımız ikiz alevimiz ya da ikiz ruhumuz olarak adlandırılır. İkiz ruhunuz sizinle benzer titreşime sahiptir. Görünüş olarak sadece Madolya'nın öbür yüzüdür. İkiz ruhların karşılaşması çok nadiren gerçekleşir. Çünkü ancak fiziki enkarnasyonların sonuna gelen ikiz ruhlar karşılaşırlar. Dünyanın artan titreşimi her şeyi hızlandırmaktadır ve sonuç olarak şimdi eskiden hiç olmadığı kadar çok ruh ve ikiz olarak karşılaşmaktadır. İkiz ruhların karşılaşması tanrısal bir karardır. Her ruh yaşaması gerektiğinde yaşayacaktır. Pek çok insan eş, ruh ve ikiz ruhu birbirlerine karıştırır. İkiz ruhun karşılaşması gerektiği ve yarattığı çekim nedeniyle kuşku götürmez. Kişi ikiz ruha hayal edilenin ötesinde bir kuvvetle çekilir. Ki bu daha çok önce hissedilmiştir ve hiçbir çekime benzemez. İkiz ruhların karşılaşmasından doğan güç, her ruhun kendi içindeki eril-dişil dengelemesini başlatır. Bu ikiz ruhların karşılaştırmalarındaki ana sebeptir. İkiz ruhların karşılaşması için kullanılacak en hafif sözcük yoğun kelimesidir. Söz konusu olan filmlerdeki gibi romantizm değildir. Kişinin ikiz ruhu ile karşılaşmasının kafalardaki sonsuza kadar mutlu yaşadılar senaryosu ilgisi yoktur. İkiz ruhların karşılaşmalarındaki ana sebep yeniden tam ve bütün olmak üzere yükselirken içinizdeki karşıt kutupları enerji olarak kaynaştırmaya yardımcı olmaktır. İkiz ruhlar genellikle benzer fiziki özellikler taşırlar. İki tutkulu aşıktan çok kardeşlere benzerler. Bağları çok derin ve fiziksel alemin ötesindedir. Eğer ikiz ruhunuzla karşılaştıysanız veya karşılaşacağınızı sanıyorsanız, unutmamanız gereken şudur. Tanrı sizi onunla dünyevi bir mutlu aşk hikayesi yaşamanız için karşılaştırmadı. Siz, onunla kendi içinizdeki bütünlüğünüzü keşfederken, içsel dengenizi kurmak ve sürdürmek için karşılaştınız. Bu böyle biline diye de not düşelim. Ruh ikizinizin sizde çok derin duygular ve sevgi uyandırması doğaldır. İkiniz, sizin içinizde olduğunu bilmediğiniz noktalara dokunacak ve onlar harekete geçirecektir. Ruh eşi ise ikiz ruhlar bölündükten sonra her bir ayrılmış parça kendisini enerji olarak tamamlayacak başka bir ruhla eşlenir. Bu yeni ruh, ruh ikizleri gibi tam zıt değildir. Karşı cinsin kutup sallığına sahiptir. Ama benzer titreşimdedir de. Bunlar fiziksele gelen esas eş ruhlardır eş ruhla birbirlerini dengelerler ve birbirlerine eksik olan fiziksel deneyimleri getirirler. Eş ruhla ikiz ruhlar gibi karşıt kutupların kaynaşması için katalizör olarak çalışmazlar. Tam aksine sizin kendi enerjinizi dışarıdan dengeleyen ve dinginleştiren bir oyun arkadaşıdırlar. İşte bu bizim insan gözüyle mutlu aşk hikayesi tarifimize en çok uyan ilişki modelidir. Kolayca kurulmuş, dışsal temellere dayanmayan, çok çok derin bir bağdır. Esas eş ruh çifti birbirini enerji olarak onurlandırır ve dengeler. Birisi dünyevi ve dışa dönük iken, diğeri daha içsel ve ruhsaldır. Buraya kadar anlattığımız şeylerin özeti olarak bir daha birbirinizi karşılaştırırsak tanrısallığımıza geri yükselirken ondan uzaklaşırken yaratılmış yolu geri yürürüz ve bu yolda pek çok formdaki benzer enerjiyi kendimize çekeriz. Geri dönerken nihai olacak ikiz ruhumuzla ve esas eş ruhumuzla karşılaşmadan önce pek çok eş ruh oyun arkadaşıyla rastlaşırız. Her kişi sonunda ruhsal büyümenin bir parçası olarak bu deneyimi yaşayacaktır. Ruh eşinizle karşılaştığınızla onunla kocaman bir hayatı paylaşacağınızı ve ne olursa olsun onun size destek olmak için burada olduğunu anlarsınız. O sizin destek olmak için burada olduğunu anladığınız ve eksik yanlarınızı tamamlayacak sivri yanlarınızın törpüsüdür. Hem öğretmeniniz, hem öğrenciniz, sırdaşınız, aileniz, hatta ve hatta en yakın arkadaşınızdır. Kavgalarınız bile sadece birbirinizi eksik yönlerinizi göstermek için bir meydan okumadır. Hem fiziksel hem ruhsal olarak hep yanınızdadır ve hep de yanınızda olacaktır. Ruh ikizinizi gördüğünüzde bunu anlarsınız. Neden olduğunu anlayamadığınız yoğun bir çekim duyuyorsunuzdur. Bu duygu çok yakıcıdır. Kalbinizden içeri kızgın bir demir sokulmuş gibi hissedersiniz. Ve en önemlisi gözleridir. Baktığında kendi gözlerinizdeki şeyin aynısını onda da görürsünüz düşünceleri aynıdır. Yaşadığı fiziksel mekan aynı olmasa bile ruhsal olarak aynı yoldasınızdır. Karakteriniz aynıdır. Hissettiğiniz, bildiğiniz, gördüğünüz ve algıladığınız her şey aynıdır. Siz birbirinizle ters dönmüş ya da asimetrik bir görüntüsünüzdür. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ruh eşisiniz, ruh ikiziniz, alev ikiziniz en kısa zamanda hayatınıza dahil olur. Mutlu ve huzurlu bir şekilde bizleri dinlediğiniz için ve biraz da olsa kalbinize dokunduğumuz için ben size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki rutelimizi beklemede kalın. Hepinizi seviyorum.